Şu an hayvan rehabilitasyon merkezimiz 200 köpek kapasiteli. Şu anda yaklaşık 190 hayvanımız tedavi amaçlı, kısırlaştırma amaçlı tesisimizde mevcut. Kedi de var burada. 200 tane de kedi hayvan kapasiteli bu tesisimiz. Tesisimizin kedi kapasitesi tamamen dolmuş vaziyette. Çünkü kediler ufak hayvanlar, daha çok yaralanma ve tedaviye ihtiyaçları oluyor haliyle. O anlamda da o kedi bölümü full kapasite çalışıyor. Tedaviler devam ediyor. Biz vatandaşların para ile köpek ya da kedi almalarını istemiyoruz. Bu bahsettiğim şu anda bulunduğumuz yerde %100'ü sokak kedisi ve sokak köpeği, ancak ırk hayvanlar da var işin içinde. Sokak köpeği diye sokaktan gelme ırk olmayan köpek anlaşılmasın. Sokağa atılmış ırk köpekler, terk edilmiş ırk köpekler mevcut. Sahiplenmeye, evi, bahçeyi korumaya, o bir arkadaş edinmeye çok hayvanımız var. Vatandaşlarımızı buradan teşvik etmek istiyoruz. Sahiplendirme bizim için çok önemli. Çünkü para vererek aldığımız hayvanları bir zaman sonra evde bakamadığımız, ilgilenemediğimiz için sokağa geri bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu da kontrolsüz üremeye sebebiyet veriyor. O yüzden buradan kısırlaştırılmış, aşısı yapılmış, karnesi düzenlenmiş hayvanlarımızı lütfen gelip ücretsiz bir şekilde sahiplenebilirsiniz. Sayılarımız az. Lütfen vatandaşlarımız hayvan rehabilitasyon merkezlerine, geçici bakım evlerine uğrasınlar. Burada kedi, köpek ağırlıklı olmak üzere zaman zaman kanatlı hayvanlara yönelik hizmet, sağlık hizmetleri verilmekte. Çok nadir de olsa kaplumbağa, tavşan veya tamamen yabani hayvanlar, kartal, atmaca gibi yabani hayvanlar da bakım evimize gelmekte. Burada sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık hizmeti kendilerine de verilmekte. Tabii bakım evimiz 7 alan, 7 dönüm alan üzerine kurulu. 360 hayvan kapasitesi var. Yani bizim de gücümüz bir yere kadar. Fakat çok kalifiye, iyi bir ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar, bütün eforlarını sahipsiz hayvanlar için harcıyorlar. Bu noktada Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım gerekli her türlü desteği bize, finans olmak üzere sağlamakta. Biz de gücümüz nispetinde, barınağımızın, bakım evimizin kapasitesi nispetinde bütün eforumuzu sahipsiz hayvanlara harcamaktayız. Biz Üsküdar olarak sahada gerçekten insanlara zarar veren bir sokak hayvanı varsa veya kendi yandaşlarına ve diğer canlılara, bunların alınıp sosyalleşmesi için barınağımızda tutuyoruz. Bakın bunu yapıyoruz. Yasa dışı ırklarda kayıtlı değilse ve bu yasa dışı ırkı kanunlarla belirtilen düzende gezdirmiyorsa, bağlı tutmuyorsa, hangi hayvan olursa olsun, ağzını takmıyorsa, insanlara zarar verecek derecede ise bunları alıyoruz. Bakım şartları kötüyse, çünkü herkes şey yapmıyor, gidiyor bir köpeği koymuş, insan yaşamaz, şey yaşamaz, hayvanı böyle pislik içerisinde bakıyorsa, yemek vermiyorsa bunları alıyoruz. Bunları barınağımızda tutuyoruz. Barınağımızda bunların rehabilitasyonları tamamlıyoruz. Sonra barınağımızdan bunların sahiplendirmesini yapıyoruz. Bakın en önemli nokta bu.